Yani. Şimdi zaten Reyhan Hoca kronolojik şeyi ifade etti. Zaman kazanmak açısından ben girmeyeceğim. Evet. Ama önemli olan husus şu. Şimdi zaten devam eden kesinleşmiş bir hüküm yok. Devam eden bir yargılama süreci söz konusu. Dolayısıyla bizim burada hukuk tekniği açısından yapacağımız değerlendirmelerin hem havada kalması hem de hukuka uygun olmaması nedeniyle teknik ayrıntılara girmemekle birlikte önemli olan husus genel ilkeler üzerinde bir mutabakatın sağlanmasıdır. Aslında Türkiye'de binlerce mahkumiyet kararı var. Yani belki bu meseleyi bu çerçeveden de bakmak faydalı olur. Ama özellikle son 4-5 yıldır Türkiye'nin gündeminde sürekli olarak Ahim'le de bağlantılı olarak bir Demirtaş ve bir Kavala davaları geliyor. Bunun bir özelliği, bir niteliği olması lazım. Tamam, ben kabul ediyorum. Yani o da açık. Bunların belli bir siyasi boyutu da var bu davaların. Ama bunun dışında da Türkiye'de belirli ölçülerde siyasi olarak görebileceğimiz birçok dava var. Ve bu da aslında bir bölümü itibariyle de Ahim'e gitmiş davalardır. İkincisi, şöyle görmek lazım. Yani Gezi sürecini sadece Osman Kavala üzerinden değerlendirmek de doğru değil. Tamam, yani az önce de ifade edildi. Yani Gezi'nin başlangıç itibariyle, yani ilk günlerde özellikle 3-4 gün, 5 gün belki belirli çevre hassasiyeti olan gençlerin iyi niyetli olarak anayasal haklarını, protesto haklarını kullanmaları çerçevesinde gerçekleştirilen bir eylemdi. Ancak hepimiz yaşadık. Çok uzun bir süre de geçmedi. Yani Taksim Meydanı'ndaki görüntüleri, işte o zaman AKM'nin binasının, Atatürk Kültür Merkezi'nin binasında açılan bölücü örgütlere ait, terör örgütlerine ait flamaların şey bütün posterleri gördük. Ayrıca bunun yanında yani kamu malına, yani devletin mallarına, vatandaşların iş yerlerinin tahrip edildiğini, ağır bir vandallık, ağır bir şiddet tablosunda uzun günler, haftalarca yaşadık biz bunu. Dolayısıyla biz bunları böyle birbirine karıştırarak bir değerlendirme yapmak sağlıklı olmaz. Kaldı ki ama hukuki itibariyle genel ülkeler üzerinden bahsetmek istersek, zaten bizim bütün modern ceza hukuku sistemlerinde geçerli olan temel kural suçta ve cezada kanunluk ilkesidir. Bu önemlidir. Bunun yanında da özellikle failin, sanığın kimliğine bakılmaz. Yani kimliğine bakılmaz derken, biz burayı değerlendirirken Osman Kavala kimliğiyle değil. Burada gerçekten Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçunun işlenip işlenmediği üzerinde bir değerlendirme yapmak lazım. Bir de şunun altını çizmek lazım. Bir şey olarak da söyleniyor aslında, bu çok efendim işte 312 TCK 312 ve 309, yani anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs veyahut da işte Türkiye Cumhuriyeti hükümetini 312 dediğimiz ortadan kaldırmaya teşebbüs suçunun icra hareketlerinin başlaması yeterlidir. Zaten bir darbe söz konusu olursa zaten yargılama söz konusu olmaz. Dolayısıyla icra hareketlerinin Doğru. başlaması bu çerçevede görülmesi lazım. Yani bir Rezan Bey de onu vurguladı. Yani tabii, suç tabii. alınmış, Kalkışma suçu. tamamlanmış olsa bir darbe tamamlanmış olsa zaten bu yargılamayı yapamayacaksınız. Mümkün değil yani, doğal olarak. Ama peki bu icra hareketlerini nereden başlayabilirsiniz? Şimdi aslında o ilk günlerden sonra, yani ilk günleri ben de ayrı tutuyorum. Gerçekten çevreye hassasiyet, ki o ilk günlerde de çok farklı siyasi çevrelerden katılan gençler de olmuştu. Sadece gençler değil aslında, her yaş her grubundan, yaş çocuklarıyla gelen aileler de grubundan. vardı. Evet. Ve bu protesto hakkı da, bu bir anayasal haktır. Ben de katılıyorum. Ama bunu şiddete varan, yani toplumsal barışı, kamu güvenliğini ortadan kaldıracak, kamu mallarına, özel mülkiyete zarar verecek bir vandallığa çevirmek farklı bir şeydir. Orada durun diyeceksiniz. Yani topyekün bu dosya üzerinden, Osman Kavala dosyası üzerinden Gezi'nin tamamını sahiplenmek doğru değil. Yani siyaseten de doğru değil, sosyolojik olarak da doğru değil, hukuken de doğru değil. İkisini birbirinden ayırmak lazım. Yani masum protesto hakkını kullanan gençler ve bu aşamadan sonra bunun arasına giren sosyolojik olarak böyle toplantılarda, etkinlerde birçok istihbarat Tabii örgütleri, sadece Osman Kavala terör yok, Mücella Yapıcı girebilir. Var, Çiğdem Mater var, Emine Özer'den var, Hakan Altınay, Can Atalay, evet. Tayfun Kahraman, Yiğit Eren. Evet. Onlar da 18 evet. yıl hapis cezasına çarptılar, şimdi, tutuklandılar. Şimdi şeyle de bakın, bak bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu Ahim süreci bitti, bu iş bitti şeklindeki ifadesini de şu şekilde anlamak lazım. Bilindiği gibi Ahim ilk tutuklama ile ilgili, 312 ile ilgili hak ihlaline ilişkin, yani
güvenlik ve özgürlük hakkı, bir de 18. madde ile ilgili olarak, yani hı-hı, kısıtlamalar dışında sözleşmede öngörülen amaçlar dışında kısıtlama getirilmesi kamu otoritesi tarafından bunun ihlal edildiğine karar verdi. Ve şimdi hüküm kurulduktan sonra, ilk derece mahkemesi karar verdikten sonra, dolayısıyla bu ilk ihlal kararı açısından süreç bitmiştir, tamamlanmıştır. Ama bundan sonraki zaten ilk derece mahkemesinde, sonra da zaten söylendi, istinaf boyutu var, Yargıtay boyutu var. Belki Anayasa Mahkemesi'ne gidecek. Ondan sonra da çıkacak şeyle ilgili AİHM'e de tekrar bir gidiş olabilir. Ama özellikle bakın, biz hukuki değerlendirmeyi, dediğim az önce, hassasiyet nedeniyle dikkat etmemiz lazım. Çünkü biz gerekçeli kararı görmedik. Görmek gerekir. Ayrıca istinaf süreci var. Bekleyip göreceğiz. Yani kesinleşmiş. Ne kadar süreye yayılır sizce hocam? Bu yaklaşık öngörünüz nedir? Şimdi biz burada genellikle konuşuyoruz. 6 ay sonra gibi bir hani bir konuşma içinde çok, geçti. Çok, gerçi Serkan Bey'in söylediği. İstinaftan bir karar çıkabilir o süreç içinde. Bir çıkabilir. Zaten istinaftan çıkacak karar Yargıtay'a gider mi gitmez mi o süreci. Yani şu anda kesinleşmiş bir yargı kararı hükmü olmadığı için bizim hukuken, hukuk tekniği açısından yapacağımız değerlendirme eksik kalır. Ama genel ilkeler üzerinden bahsediyorum. Doğru, ben de katılıyorum. Yani adaletin tecelli etmesi ki bizim adil yargılanma hakkı dediğimiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ve anayasamızı, Anayasa Mahkemesi'ne giden bireysel başvuru başvuruların %52'si adil yargılanma hakkı ile ilgili. Yani sözleşmenin 6. maddesinde yer alan ve bizde de Bülent Ecevit, evet, zamanında merhum başbakanken anayasamıza getirilen ve adil yargılanma hakkı ile ilgili. Dolayısıyla Türkiye'de önemli olan husus şudur. Bu gibi eksik, yanlış, hatalı kararları düzeltme merci yargı mercileridir. Dolayısıyla bunun siyaseten içine girmek, ha siyasette şöyle, siyasiler doğal olarak bir siyasi duruş sergilerler, bir görüş sergilerler. Toplumsal olaylarla ilgili. Hayır, elbette. Doğal olarak, çünkü tabii, sosyal bir olaydır. Dolayısıyla bir görüş ifade ederler. Ama hukukçuların kullandığı dilin çok dikkatli olması lazım. Netice itibariyle eksik, yanlış, evet, veya doğru da kararda verilmiş olumsuzluğa zaten istinafta onaylanır veya yargıda yaşamasında. Dolayısıyla burada çok dikkatli bir dil kullanmak lazım. Bir şeyle de ilgili olarak ifade edelim. Ama benim şahsi görüşüm, yani işin hukuki boyutunu bu rezervlerle ortaya koymakla birlikte, ben gerekçelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Doğru, bir hakim orada karşı o yazısında doğru, yani hukuka aykırı delillerin hükme esas anlamayacağını ifade ediyor. Bu önemli bir husustur. Ama biz işte iki diğer hakimin hangi gerekçeye dayanarak bu hükmü kurduklarını da görmemiz lazım. Gerekçeyi görmemiz lazım. Kaldı ama siyaseten değerlendirildiği zaman ben açık olarak özellikle birkaç günden sonra yapılan Türkiye'de ortaya konan tablonun açık olarak o zaman demokratik seçimle iş başına gelmiş hükümete ve Sayın Erdoğan'a karşı bir kalkışmaya teşebbüs olarak değerlendiriyorum. Zaten az önce de ifade edildi. O dönemde sosyal medyada paylaşılan tweetleri hatırlayın çok kısaca. Mesele ağaç meselesi değil. Hala anlamadın mı? Gibi çok sayıda paylaşıldı, yapıldı. Ben dediğim gibi, yani protesto hakkını demokratik bir şekilde ortaya koyan kesimlerle bir kalkışmaya, Türkiye'yi kaosa, meşru hükümeti görevden almaya yönelik eylemcilerin failleri ayrı tutmak lazım. Peki. Bu çok önemli bir ayrımdır. Hem hukuken çok önemlidir, hem de siyaseten. Kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanı ifadesi devlet mallarına zarar veren, yani az önce ifade ettiğim gibi barışçı şekilde demokratik hakkını kullanmayan ama devletin malına, kamu binalarına, vatandaşın iş yerlerine saldıran, tahrip eden kişilerle ilgili bir hesap sorulacağını söylüyor. Zaten hukuk devleti olmanın da gereği budur.